Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 5. temamız olan doğa ve evren temasının tema değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. Burada da her zaman olduğu gibi okuduğunu anlama adına bir metin verilmiş. O metinden hareketle okuduğumuzu anlama çalışmaları yapacağız. Önce bir metnimizi okuyalım. Renkler ışıkta gizli. Rengarenk bir dünyada yaşıyoruz. Peki renklerin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Farklı dalga boylarını farklı renkler olarak algılarız. Çevremizdeki cisimlerin farklı renklerde görünmelerinin nedeni, belirli dalga boylarındaki ışığı yaymaları ya da yansıtmaları. Örneğin bir toprak yeşil ışığı yansıttığı ve diğer renklerdeki ışığı emdiği için bize yeşil görünür. Bazı hayvanların mor ötesi ışınımı da görebildiğini biliyor muydunuz? Yırtıcı bir kuş olan kerkenez, küçük kemiricilerin idrar kalıntılarının yansıttığı mor ötesi ışınımını görebilir. Böylece onların geçtiği yolları bulabilir. Hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Işık o kadar hızlıdır ki güneş ile dünya arasındaki 150 milyon kilometreyi yalnızca 8 saniyede kat eder. Gökkuşağı güneş ışığının yağmur damlacıklarından geçerken renklerine ayrışması ile oluşur. Yani her bir yağmur damlası bir prizma işlevi görür. Alp Akoğlu kısaltılmıştır. Pardon. Çocuklar kısaltılmış olduğunu bakın en başta parantez içinde 3 nokta var. Demek ki daha önce bu konuyla ilgili başka bilgiler de verilmiş. Ancak o kısımları alınmamış. O kısımdan sonraki bu bölüm alınmış. Biz buradan kısaltılmış olduğunu anlıyoruz. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci soruları metne göre cevaplayınız. Renkler nasıl oluşur? Renkler cisimlerin belirli dalga boylarındaki ışığı yaymaları ya da yansıtmaları sayesinde oluşur. Hangi hayvan mor ötesi ışınımını görebilir? Kerkenez adlı hayvan mor ötesi ışınımını görebilir. Işık, dünya ile güneş arasındaki mesafeyi ne kadar sürede alır? Işık, dünya ile güneş arasındaki mesafeyi 150 milyon kilometreyi 8 saniyede kat ederek alır. Demek ışık çok hızlı hareket ediyor. Metinde geçen bir örneklendirme cümlesi yazınız. Orada işte konuyu anlatıyor. Sonra örneğin bir yaprak yeşil ışığı yansıttığı ve diğer renklerdeki ışığı emdiği için bize yeşil görünür. Bir anlatımın arkasından örnek vermiş ve örneğin diyerek vereceği örneği yazmış. Metinde geçen bir neden sonuç cümlesi yazınız. Çocuklar çevremizdeki cisimlerin farklı renkte görünmelerinin nedeni belirli bir dalga boylarındaki ışığı yaymaları ya da yansıtmaları. Bakın nedeni ve sonucu. Görünmelerinin nedeni bu da sonucu. Önce nedenini yazdı sonra sonucunu. Metinde geçen altı çizili kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız. Yani çizilmişti. Böylece çizilmişti. İki tanesini seçtik. Her zaman özgüvenimiz olmalı. Yani kendimize güvenmeyi bilmeliyiz. Buradaki yani açıklayıcı ifade. Ne yaptı? Her zaman özgüvenimiz olmalı. Yani kendimize güvenmeyi bilmeliyiz. Bu cümleyi daha da açıkladı ve araya yani bağlacını koydu. Böylece çantamı akşamdan hazırlarım,
böylece sabah telaşlanma. Bu da sonuç bildiren ifadelerden bir tanesidir. Verilen cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanımı doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz. En çok gezmek istediğim yerler şunlardır. Sahil, orman. Daha da var, devamı var 3 nokta. Burada parantez içinde olmayan 3 nokta. Örnekleri çoğaltabiliriz anlamında. Ama buraya 2 nokta koymalıydı. Açıklama yapılacak cümleden sonra verilecek örnekleri anlatacaksak 2 nokta koyarız. Eğer verdiğimiz örnek cümle şeklinde ise büyük harfle başlar. Kelimeler olarak veriyorsak küçük harfle başlar. O halde burada 2 nokta koyması gerekirken 1 nokta koymuş, yanlış. Bugün Anadolu'da kavak kelimesiyle türetilmiş yer isimleri 2 nokta üst üste. Bunlar da kelime ama özel isim olduğu için baş harfleri büyük. Aynalı kavak, kavaklar, uzun kavak. Bunlar çocuklar yer adları. O zaman doğru yazılmış. Bana kendini tanıtır mısın? Memnuniyetle efendim, dedi, başladı anlatmaya. Adım soyadım Akdeniz. Çocuklar başladı anlatmaya. Dedikten sonra aslında burada iki nokta üst üste olmalıydı. Bu tırnak içinde devam etmeliydi. Değil mi? Çünkü memnuniyetle efendim dedi, başladı tanıtmaya. İki nokta üst üste. İster bu şekilde de yazıp devam edebilir ama daha devam edeceği için bence tırnak içinde yazabilirdik. O da yanlış. Evet, sayıları harflerle yazınız. Şimdi burada saat ve dakikaları rakamla yazarken araya nokta koyuyoruz. Bu ne demek? Saat 9:05. Bu şekilde okuyacağız. Burada sayı yazmış, 475. Aralarına mutlaka boşluk bırakıyoruz her rakamın adını yazdıktan sonra. Burada 14 gün arada boşluk bıraktık. 3. sınıf derken bu zaten 3 sınıf değil, nokta, ince önce anlamında 3 sıra sayısı bildiriyor. 3. sınıf şeklinde yazarız. Sayıları Roman rakamıyla yazınız demiş. 2. cilt. Çocuklar iki tane bir yan yana geldiğinde Roman rakamında 2 olur biliyorsunuz. Yanına nokta. 20. yüzyıl, iki tane 10 yan yana gelince yanına da nokta koyuyoruz. 20. yüzyıl, bu şekilde yazıyoruz. Cümlelerdeki boşluklara yay ayraç içindeki kelimeleri pekiştirmeli kelime olarak yazınız. Bu ışık mavi, bu ışık masmavi, yani çok mavi anlamında pekiştiriyor. Gökyüzü pasparlak. Gökyüzü parlak, gökyüzü çok parlak demek istediğimizde ne deriz? Pekiştiririz. Gökyüzü pasparlak deriz. Başaklar sarı sarı parlıyor, sarı parlıyordu. Başaklar sapsarı parlıyordu. İkileme yaparak da pekiştirebiliriz. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir? İnsanoğlu bu dünyanın kendi evi olduğunun farkında değil hala. Ormanları, denizleri, havayı, suyu, her şeyi kirletiyorlar. Doğal olan ne varsa yok ediyorlar. Bir gün gelecek, ellerinde hiçbir şey kalmayacak. O zaman ne yapacaklar bakalım? Şimdi çocuklar başlığı ne olabilir dedi. Su kirliliği. Su kirliliği olamaz, sadece şu su kirliliğinden söz etmiyor. Hava kirliliği olamaz, sadece hava kirliliğinden söz etmemiş. Ormanların yok edilmesi olamaz, sadece ormanların yok edilmesinden söz etmemiş. Bakın, su kirliliğinden, hava kirliliğinden, ormanların yok edilmesinden söz etmiş. O halde ayrıca bakın denizlerin kirliliğinden söz etmiş, değil mi?
O halde hepsi birden bizim çevremizi oluşturduğu için bu paragrafa en uygun başlık çevre kirliliği. Hikaye haritasında hangi hikaye unsuru yanlış belirtilmiştir? Kahraman Efe olabilir. Zaman yaz mevsimi olabilir. Yer sabah olabilir mi? Olamaz. Herhangi bir yer olmalıydı, bir yer adı olmalıydı ya da yerin özelliğiyle belirtilmeliydi. Olay Efe'nin denize gitmesi olabilir. O halde hangisi yanlış olmuş? Yer. Biz burada o zaman yeri işaretleyeceğiz. Bunda yanlış olan yer. Cümlelerin hangisinde ki bağlacı doğru yazılmıştır? Işık öyle çok ki etrafımı göremiyorum. Işık öyle çok kiler olmaz, değil mi? Ler ekini getireceğimizi daha önce işlemiştik. O halde yanlış, ayrı yazılmalı. Işık öyle çok ki etrafımı göremiyorum. Gökkuşağı renk tiki şaşkına döndük. Rengarenk tikiler. Böyle bir sözcük olamaz. O zaman ler ekini getirdiğimizde uygun olmadı. Bu da ayrı yazılmalıydı. Gökkuşağı rengarenk tiki şaşkına döndük. Irmaklar ki denize akar. Irmaklar kiler zaten olmaz. Güneş öyle bir yıldızdır ki 3 nokta koymuş, gerisini bize bırakmış. Buradaki ki ayrı yazılması gereken ki bu doğru. Evet sevgili çocuklar, bu ünite değerlendirmemizi de bitirdik ve ünitemizi sonlandırdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.